seçimden zaferle çıkacağız. 1 Nisan'ın sabahı Ankara'da Mansur Yavaş, Polatlı'nda Savcay Başkanımız inşallah belediyenin anahtarı teslim alıp göreve başlayacaklardır. Ben Ankara İl Başkanım Sayın Yetkin Öztürk'e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi yine yalnız bırakmadılar. Sayın Başkanım, şahsınızda yönetim kurulu üyeleri, arkadaşlarımız da buraya gelenlere de saygıyla selamlıyorum. Uzun bir maratonun sonuna geldik. 3 aydır hafiften 7-24 çalıştırdık, yalan olmaz. Zor bir süreçti. Sabah da söylediğim biz aslında İYİ Parti ile beraber yaptığımız ittifakta müşterek kazançlarımızı ortaya koyarak oluşturduğumuz havuzla bu seçimleri götürmeye çalışıyoruz. Tüm ticari faaliyetlerimin devam ettiği, %95'inin devam ettiği bir ilçe. Ailemin, kendimin yaşadığı bir ilçe. Kurucusu olduğum bir ilçe teşkilatında şu anda oturuyoruz. Dolayısıyla il başkanı olarak da Polatlı'yı kazanmak benim için ayrıca önemli. O yüzden bugün Polatlı'ya bir ağırlık verelim istedik. Daha öncesinde çalışmalarımız mutlaka oldu. O yüzden şimdi Ankara'daki çalışmalardan kısacası bahsetmek istiyorum. 25 ilçemizde çok yoğun bir süreç yaşadık Sayın Mansur Yavaş'la birlikte. Gördüğümüz şu ki özellikle iki partinin ittifak halinde 24 ilçemizde çok oy oranlarımız çok çok yüksek. Bir nazarlığımız var. Sadece Güdül ilçesinde karşılıklı medenice bir yarış var. İki aday da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bir kadın arkadaşımız. İYİ Parti'nin adayı Nurullah Bey. Seviyeli bir yarış var orada da. Onun dışındaki tüm ilçelerde gerçekten bir Polatlı örneği gibi güç birliği söz konusu. Siz hem Hazreti Ömer'in adaletinden bahsedeceksiniz. Hem iki mumum varsa birini devlet işi için, birini özel işim için diye göz boyayacaksınız. Ama dönüp geldiğiniz noktada bunların hepsini unutup bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde dini istismar eden ikinci bir siyasi parti olmamıştır arkadaşlar. O yüzden kendileri yapınca MİBA, başkaları yapınca TÜKAKA. Bu ezberi de Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Millet İttifakı'nın adayı Sayın İmamoğlu bozdu. Biliyorsunuz bu Yeni Zelanda'daki 49 masum vatandaşın vefatından sonra Sayın İmamoğlu bir camide onlar için Yasin-i Şerif okudu. Anadolu'da bir tabir var. Far görmüş tavşana döndüler. Yani şok oldular. Dediler ki bize benziyor ama bizden değil. Yani kendileri Yasin-i Şerif okuyabilir. Camilerde bu işi şova döndürebilirler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayının Yasin-i Şerif okuması tuhaflarına gitti. İktidarın yanlışlarını da varsa hatalarını da gösteren yayınları izliyorlarsa şuna karar verebilirler. İki gün önce Gaziantep'te AKP milletvekili orada raylı bir şeyin açılışını yaptığında trende, makinist kabininde insanlara dönüp kendi Antepli hemşehrilerine, Türk vatandaşlarına öküzün trene baktığı gibi bakıyorlar dedi bize. Yok öyle değil. Şeyin baktığı. Şeyin baktığı. Yani alfabası o. Şeyin baktığı gibi bakıyorlar dedi. Aynı anlama geliyor. Bu bir. İkincisi burası Konya'dan sonra en büyük tahıl ambarı ve Türkiye'nin yüz ölçümü olarak da en büyük ilçesi. Burada bizi ilgilendiren Tarım ve Tarım Bakanı'dır. İnsanlar şu anda, bu yıl ben de çiftçilikle uğraşan bir kardeşinizin köyümde birçok insan arazisini ekemedi. Dolayısıyla Tarım Bakanı çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti seçmenine bu adilere gününü gösterecek misiniz söylemi yapacağını, bu insanları varlık kuyruğu denen bir garabete 101 çadır kurup Türkiye'nin muhtelif yerlerine kuru soğana muhtaç ettiler. O yüzden bunlar